الآن من تركيا أتت هذه الطفلة بمشاعر الحب والحبيب تحمل في ملامحها صدق الطفولة وبراءتها. هذه الطفلة هزت قلوب الملايين في العالم بإلقائها المؤثر. رحبوا معاي بالطفلة سحر. Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle, ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden, kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın, beni sağ yurdundasın. Sana tutan ne olmadı kadınlar, bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde, sana meftun, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde, sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışı. Uğruna canlarımız feda, gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmeymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya? Kaç gece anne diye çıkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme yar. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel. Yaşındasın, Hira Nur Dağı'ndasın, Cibril iniyor göklerden ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan aksın, karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın, sen Habibullah'sın, sen Resulullah'sın. İşkence yaptılar ki sana. Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor.
Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıya. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Zühre. Delilerin anası. Yüzünü gözün siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım ne işin geliyor aklımıza? Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı? Seni alemlere rahmet kılanı? Onlar deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen, sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semaya hasret kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Aşağıya titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi. Anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Nezihoğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Nezihoğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğinde kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberleri uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti, ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Başredilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbimden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın. Ve hala ümmetinin başındasın.
طبعا نشكر الطفلة سحار على هذه القصيدة والإلقاء الرائع والمؤثر الذي أثر في أغلبنا ولم نفهم لغتها التركية، ولكن الإحساس وصل، وربما لهذه الجائزة تأثيرها، وربما أيضا يجب أن يكون حبنا للرسول صغارا وكبارا بهذا المستوى وأكثر.